Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Farklı bir videoyla, faydalı olduğuna inandığım bir videoyla atölyemizdeyiz. Buna benzer bir videoyu 3 sene önce çekmiştim. Muhtemelen ya yanlışlayayım biz sildik ya da başına bir şey geldi, bilemiyorum. Kanalda bir türlü bulamadım. Zaman zaman takipçilerimiz soru soruyor. Necdet abi, flash belleğimize, hafıza kartımıza, hard diskimize şifre nasıl koyarız, şifreyi nasıl kaldırırız gibisinden sorular geliyor. Bu sorulara karşılık gelecek bir videom dediğim gibi vardı. Yenisini çekmiş olacağız. Flash bellek, SD kart, mini SD kart, hard disk, SSD fark etmiyor. Bunlara istediğiniz zaman şifreler koyabilirsiniz. İstediğiniz zaman şifreleri kaldırabilirsiniz. Hadi şimdi masa üstüne geçelim ve bu işlemi basit bir şekilde, herhangi bir program kullanmadan, Windows'un kendi eklentisiyle bu işlemi nasıl yaparız? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Öncelikle flash bellekle deneyelim. Bilgisayarımıza takıyoruz. Gördüğünüz gibi hafıza kartımız geldi. İçerisinde Ubuntu yüklü. İçerisinde değerli verilerimiz olabilir, resimlerimiz olabilir vesaire vesaire. Birilerinin görmesini istemediğimiz bilgilerimiz olabilir. Örneğin D bölümünde komple şifreleyebilirsiniz. Şurada BitLocker sekmesini açarak hard diskinizi de, şimdilik flash belleğimizin üzerine bir şifre koyacağız. Flash belleğimizin üzerine geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. BitLocker programını çalıştırıyoruz. Kutucuğu onaylıyoruz. Alışık olduğumuz şifreleme penceresi geliyor. Şifreleme yaparken yapacağınız şifreyi bir kağıda yazmanızı tavsiye ediyorum. Ya da sosyal medya üzerinde kullandığınız Facebook vesaire gibi bildiğiniz, alışık olduğunuz şifreleri girmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben bir şifre oluşturacağım. Aynısını bir de alt kısma yazacağız. Büyük küçük harf ve rakam harf karışık yaptığınız zaman şifrelemeniz daha sağlıklı olacaktır. İleri diyoruz. Ve bu kısımda gördüğünüz gibi 3 seçenek var. Microsoft hesabına kaydet, dosyaya kaydet, kurtarma anahtarını yazdır diye 3 seçenek var. Bilgisayarınızda yazıcı takılıysa bu kısımla yazıcıya da gönderebilirsiniz. Şu anda bizim yazıcı olmadığı için direkt ben dosyaya kaydet seçeneğini seçiyorum. Masa üstüne kaydetmek istiyorum. Kaydet deyip ileri dediğimiz zaman şurada iki seçenek var. Bunları okuyup ikisinden birini işaretlemeniz yeterli olacaktır. İleri dediğiniz zaman şifrelemeyi başlat diyorsunuz. Dosyaların boyutuna göre, içerisinde çok sayıda video vesaire varsa biraz zaman alabilir. Sabırlı olmanız gerekiyor. Daha sonrasında da şifreyi nasıl sileceğiz onu görelim ve videomuza son verelim. Bu işlemi yaparken hafıza kartınız, flash belleğiniz, hard diskiniz bozulabilir de, çünkü bilgisayarınızda herhangi bir UPS takılı değilse elektrik kesildiği zaman bu işlem yarım kalacaktır ve belki de flash belleğinize bir daha ulaşamayabilirsiniz. Bu tarz dezavantajlarını da düşünmekte fayda var. Flash bellek, hafıza kartı vesaire USB'den çektiğiniz anda bu işlem sıkıntıya düşebilir. Dediğim gibi flash belleğinizi ve hafıza kartınızı bir daha kullanılmaz hale getirebilirsiniz. RAW'a düşebilir. RAW'a düşmüş bir flash belleği, hafıza kartını nasıl tekrardan düzeltiyoruz, onunla ilgili de videom kanalımda var. Bu videodan sonra Türkiye'de ilk defa bizim inceleyeceğimiz Shelly'ler var, gördüğünüz gibi. 4 adet Shelly var. Bunları sizlerle tanıştıracağım. Türkiye YouTube'da Türkçe içerik olarak bizde olacak sadece. Bunun da kıymetini bilmek lazım. Bu harika elektrik sihirbazı göreceksiniz ne demek istediğimi zaten. Sonuna geldik gibi. %99 tamam. Kapat diyoruz. Üzerine kilit geldi ama açabiliyorsunuz. Sizin kontrolünüzün altında şu anda. Siz açabilirsiniz ama bunu çıkarıp tekrar taktıktan sonra siz bile açamayacaksınız. Şifreyi bilmiyorsunuzsa tabii. Bu arada bayağı ısınmış. Gördüğünüz gibi USB sürücü kilitli. Tıkladığımız zaman böyle bir pencere gelecek. Kilidi aç penceresi. Şifreyi girmediğiniz takdirde mümkün değil. Açamıyorsunuz. Basit bir şifre yaptım ben. Şuradaki göz sekmesine tıklayarak yazdığınız şifreyi de görebilirsiniz. Kilidi aç dedim. Hop, açıldı arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunun yedeği nereye gitti ona bakalım. Masa üstüne gördüğünüz gibi bir dosya gelmiş. BitLocker kurtarma anahtarı falan. Sizin kurtarma anahtarınız burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir anahtar var. Diyelim ki şifreyi unuttunuz. Şimdi unutalım. Gelin bir unutalım. Tekrardan çıkarıp takalım. Tıklayalım. Yanlış bir
şifre gireceğim. Bakalım ne diyecek. Gördüğünüz gibi girilen parola hatalı diyor. Bunu nasıl kurtaracağız? Diğer seçenekler sekmesine geliyoruz. Kurtarma anahtarını gir diyor. Demin kopyaladığımız kurtarma anahtarını buraya girdiğim zaman kilidi açabiliyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi açıldı. Tekrardan çıkaralım, takalım. Diyelim şifre koydunuz. Kurtarma anahtarını da kaybettiniz. Şifrenizi de unuttunuz. İçerisindeki verilerden vazgeçme kaydıyla flash belleğinizi tekrardan geriye kurtarabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Sağ tıklayarak biçimlendir diyeceksiniz. Dediğim gibi içerisindeki bütün veriler silinecektir. Bilginiz olsun. Başlat diyeceksiniz ve flash belleğiniz tekrardan geriye geldi. Hani üzerinde herhangi bir şifre falan kalmadı ama içerisinde bir şey de kalmadı. Vay anam vay yandım diyebilirsiniz. Onun için ne demiştik? Özellikle bu kurtarma anahtarını yazıcıdan çıkarabilirsiniz veya başka bir ortama kaydedebilirsiniz. Yani bilgisayar üzerinde herhangi bir yerde tutuyorsunuzsa yarın bir gün hard diskin başına bir şey geldiği zaman silinebilir, virüs kapabilir veya şifreyi unutabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka bu tarz şifreleri herhangi bir kağıt üzerinde tutmanızı tavsiye ediyorum. Ve faydalı olduğuna inandığım bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. O videoları, bu videoları, geçmişte çektiğimiz videoları izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı, neşeli, bol kazançlı, bereketli günlerde buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşça kalın.